Merhaba, iyi akşamlar herkese. 17. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'nin ikinci günündeyiz. Filistin Mahallesi isimli belgeseli izledik. Filmin yönetmenleri Yasin Selimdere ve Özgür Cihan Uçar bizimle birlikte. Hoş geldiniz sizler de. Merhaba. 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 Hoş bulduk. Filmi belgeselle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Seyircilerimiz için de şey belirtmek istiyorum. Eğer filmle ilgili herhangi bir sorunuz veya bir iletmek istediğiniz bir görüşünüz olursa yorumlar kısmına yazarsanız onları da yönetmenlere sormaya çalışacağım program boyunca. İsterseniz birazcık bu belgesel, Filistin Mahallesi ile ilgili bir belgesel çekme fikrinin nasıl oluştuğuyla fikrinin size nasıl oluştuğuyla başlayalım. Bir de tabii hani çokça sorulan bir soru var ama yine bir aktarmış olursanız güzel olur. Bu bölgeye neden işte Filistin Mahallesi deniliyor? Bu isim nereden geliyor? Bununla ilgili çeşitli rivayetler var. Biraz onlara değinirseniz güzel olur. Filistin Mahallesi bizim daha önceden işte gidip geldiğimiz bir yerdi. Çünkü işte kendimizin de büyüdüğü mahalleye yakın olan bir bölgede Güvercin Tepe Mahallesi içerisinde yer alıyor. Aslında bir mahalle değil, fakat şey mahalle olarak anılıyor. Çünkü Güvercin Tepe içerisinde kendi özgürlükleri olan bir yer. Mahallede işte şey yapılar o geri kalanı ile geri kalanında olan mahallenin geri kalanında olan yapılardan biraz farklı ve tapu sorunu hala çözülebilmiş değil. İşte oradaki evler daha çok tek katlı, bir yamacın bir uçurumun yamacına kurulmuş ve sokakları olmayan bir yer. Oraya gidip gelmelerimiz sürecinde işte yani öyle biraz da tesadüfi bir şekilde orada bir yıkım olacağını öğrendim. Daha sonradan işte Yasin'le de paylaşmıştım bunu. Oradaki yıkım biraz işte belediyenin hani sessiz sedasız aniden yapmaya çalıştığı bir yıkımdı. Hemen işte evleriniz yıkılacak deyip işte bir ay içerisinde boşaltın dedikleri bir durum söz konusuydu. Tabii ondan sonra işte böyle bir durum var ve bu durumdan işte hem medyanın haberi yok, hem insanların bir derdi var. Yani büyük bir dert çünkü yıllardır orada yaşıyorlar. Aynı zamanda orada işte o yıkımın yapılacağı işte 5 tane evden çıkılması istenmişti mahallenin. Ama mahallede işte onun dışında 200 tane daha hane var ve sürekli bu gündemle boğuşuyor olması bizi oraya itti. Yani hem oradaki süreci tanıklık etmek hem de orada yaşanan şeyi duyurmayı o açıdan önemli bulduk. Biraz öyle girdik yani belgesel diyebilirim. Filistin Mahallesi adı da mahallenin o bölgede yapılmak istenen yıkımlara karşı işte daha önceden verilen direnişlerde o mahallenin rolünün büyük olmasından geliyor ve adını Filistin İntifadası'ndan alıyor. Yani biraz daha direnişle anılan bir bölge olduğu için çünkü birçok haktan mahrum işte sosyal haklardan işte ne bileyim barınma hakları bile gasp ediliyor vesaire. Ve buna karşı sürekli bir mücadele halinde olmaları orayı Filistin olarak anılmaya başlamış. Orası böyle anılmaya başlamış. Öyle yani artık resmi kurumlarda bile hani oradan gittiklerinde biz Filistin mahallesinden geliyoruz diyor insanlar ve öyle iletişim kuruyorlar. Resmiyette öyle olmasa bile artık öyle anılan bir yer yani. Evet, kendileri de belgeselde de geçiyordu. Başka çeşitli konuyla ilgili çıkan haberlerde de okumuştum. İşte gerekirse yine direniriz diyor mesela işte. Yani o şeyde o hafıza da hala çok canlı öyle görünüyor yani. Bir de bu belgeseli izlerken hani şey çok fazla hissettiriyor kendini. Her zaman böyle olmuyor ama bu belgeseli izlerken ben onu çok fazla hissettim. Siz de aslında belgeseli çekerken bir yandan o mücadelenin yani o direnişin bir parçasına dönüşmüşsünüz gibi aslında. Bayağı o tartışmaların içinde yer alıyorsunuz falan.
Sizce de yani bir belgesel Filistin Mahallesi böyle bir bu süreçle ilgili böyle bir nasıl diyeyim bu süreci büyüten, mücadeleyi büyüten böyle bu sürece katkısı olan bir belgesel oldu mu? Ya da işte bu tip belgesellerin böyle bir de işlevi oluyor mu? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben kısa tabii. Sen biz aramızda böyle paslaştığımız bazı şeyler var. Tabii. Güzel olur. Yani biz amatör olarak tanımlıyoruz kendimizi. O süreçte daha az deneyimimiz vardı. O yüzden belgeselin de bize kattıklarından biri aslında bu oldu. Yani bizim yaptığımız işte daha çok aktivist olarak nitelendirilebilecek bir belgeseldi. Belgeselin hafıza işlevi görmesi çok önemli. İşte bugün hatta mesela o süreç geçmişken bugün hala bu belgesel izlenip orada değerlendiriliyorsa işte bu o işlevin faydalarından oluyor. Ama aynı zamanda şey çekim sürecinde işte orada iletişim kurduğumuz insanlarla süreç hakkında işte bilgi alışverişi yapmak aynı zamanda işte oradaki sürece dair onları da motive edebilmek, yani yalnız olmadıklarını hissettirebilmek, yani orada oranın bir parçası haline gelebilmek aynı zamanda şey, her kurduğumuz iletişimde, her yaptığımız eylemde, örneğin işte filmin bir karakteriyle diğer karakteri arasında köprü oluşturabilmek, doğal olarak şey, orada oraya etki edebildiğimizi hissettiriyordu bize. Yani bizim buradaki varlığımız aynı zamanda şey sadece belgeselci değil, biz biraz da buranın öznesiyiz aslında, çok da uzak olmayan bir yerden geliyoruz ve burada insanların mücadelesine katkı sunacak bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizi biraz oranın parçası, öznesi ve işte belgeselin de çekim sürecinde oraya etki edebileceğini gösterdi bize. Öyle değil. Yasin sen bekleme yapmak ister misin? Kendimizi paslaşıyoruz dedim ya, o yüzden. Güzel özetledi aslında ama ya biz de yaşadığımız mahalle yakın ya zaten, onu belirtti. Benzer sorunlarla şu anda hatta güncel olarak boğuşuyoruz. Belki bir hatırlarsın, ilk belgeselim Kanalı Beklerken burada işçi filmlerinde yine gösterilmişti. Orada da yaşadığımız mahalle olan işte Şahintepe Mahallesi'ni konu etmişti. Yine orada yerinden edilme tehlikesini yaşayan insanların odağında olduğu bir belgeseldi. İşte o benzer sorunları yaşayan mahallelerden geldiğimiz için bu hak mağduriyetini yaşayan insanlarla iletişim kurmakta zorlanmıyoruz. Yani bir aramızda bir iletişimi yani hazır doğuştan gelen bir iletişim varmış gibi hissediyoruz. Yani hiç zorluk çekmiyoruz. Bunun çünkü samimi yaklaştığımıza inanıyoruz. Onlar da samimiyetimizi fark ediyorlar. Belgeselde de zaten fark edilecek, yani fark edilmiştir. Gözlemci birçok sahne var. İnsanlar sanki kamera yokmuş gibi orada o muhabbetle yapıyorlardı. Evet, bayağı öyleydi gerçekten. Yani aslında ya 15 günlük bir çekimleri olan bir belgesel. Ama 15 günlük bir ilişki mi deseniz, yok. Oradaki insanlarla işte çekimler öncesi sohbetler yapıyoruz. Bir arada bulunuyoruz. Onlar da bizi tanıyorlar. Bize yani kameraman gözüyle bakmıyorlar ya da bir yönetmen gözüyle değil. Tamamen bizim orada o sürecin bir parçası olduğumuzu onlar da hissediyorlar. Bu da belgeseli daha samimi hale getiriyor diye düşünüyorum. Doğru. Peki birlikte izleme şansınız oldu mu belgeseli, ya da işte mahallede ya da yakın bir yerde bir gösterim yapılabildi mi? Çünkü pandemiye denk geldi sonuçta. Ya biz onu çok istiyorduk zaten. Belgeseli ürettiğimiz dönemde pandemi yasaklarına denk gelmiştik. Fakat aradan 2-3 ay geçmişti. Yaz mevsiminde Açık Hava Sineması diye bir başlık vermişti Filistin'de. Filmi mahalleliği izletebildik orada. Yani mahallenin büyük bir bölümü filmi izleyebildi o gün. Çok mutlulardı. Yani mutlulardı derken yani bir arada olmanın mutluluğuydu o. Aylar sonra evlerinden çıkıyorlar, bir etkinlik yapıyorlar. Çünkü mahallede gerçekten bir birlik, beraberlik daha önceden sağlanmış şeyi vardı. Pandemi bunu biraz sekteye uğrattı. İnsanlar filmi seyrettiler, güzel yorumlar yaptılar. Biz de sevindik.
Öyle bir süreçti. Çok güzel. Az önce sen de belirttin Yasin, daha önce Kanalı Beklerken filmini göstermiştik biz de festivalde. Şimdi bu sene bir film daha var. Filistin Mahallesi'ne ek olarak Toz Koparan Bizim'dir. Genel olarak o filmi de yine beraber, ikinizin beraber ürettiği bir film. Genel olarak aslında hani benim bu kadar gördüğüm kadarıyla işte bu mega projeler, işte kentsel dönüşüm ya da işte bu kentsel dönüşüm sebebiyle yerinden edilen yaşamlar vesaire, sizin hep aslında bir şekilde sizin sinemanızın ilgi alanında, odağında. Başka bir projeniz var mı devam eden? Onu merak ettim. Devam. Ya da ne bileyim, farklı alanda da olabilir tabii ama bu alana özel olarak ilgim olduğu için özel olarak merak ettim. Ben mi? Şahintepe'de şu an benzer sorunlar yaşanıyor. Bu yılın başında işte bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı kanal güzergahı üzerinde bulunduğu gerekçesiyle mahalledeki ya da Anıl köydeki, Avcılar'daki birçok haneyi mülk transferi adı verdikleri bir sürgün politikasıyla karşılaştırdılar. Benim de bizzat hatta amcamın yaşadığı ev olsun, arkadaşlarımın evleri olsun, bu hukuksuz imar planında yer almakta. Bunu işte Yenişehir projesini gerekçe göstererek yapıyor belediye, bakanlık. Halk buna yönelik bir araya geldi, itirazlar ettiler, dava açtılar. Şu an bu süreci takip ediyoruz. Yaşadığımız mahalle olduğu için tabii ki İşin daha çok yaşanan o hukuki sorunuyla ilgileniyoruz. Yani gerçekten biraz giderek kamerayı elimizden düşürdüğümüz süreçlere giriyoruz. Çünkü sorun bize geliyor, yani bizi yerimizden ediyor artık. Bu sürgün politikasını gerçekten her yerde görüyoruz işte. Filistin'de görüyoruz, Toz Koparan'da görüyoruz, Şahintepe'de görüyoruz. Kendi evlerimizde, kendi yaşadığımız hanelerde görüyoruz. Bu nedenle bir şekilde biz de oraya çekiliyoruz. Buradaki insanların buradaki insanları temsil etmek istiyoruz. Yani seslerine ses olmak istiyoruz. Çünkü basın, özgür basın ve özgür basın emekçileri gerçekten çok sınırlı sayıda. Belgeselin bu etkisinin farkındayız ve bu etkisine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunu diyebilirim yani, yaptığımız yeni çalışmalar hakkında. Doğru. Bu arada bazı soruları tam ben sorarken gelen bir soru oldu. Onun dışında genel olarak belgeselle ilgili herkesin hani böyle çok teşekkür ederiz, eline sağlık, çok güzel belgesel olmuş gibi yorumları oldu. Siz de belki görebiliyorsunuzdur şu an yayın sırasında. Ben bir kere daha iletmiş olayım onu. Filistin belgeselin başka bir gösterim planı var mı şu an? Herhangi başka bir yerde gösterecek mi? Online veya yüz yüze gösterim olabilir. Belirli olan bir gösterim var mı? Bu konuyla ben ilgilendiğim için yine ben konuşuyorum. Ya şu an gözükmüyor herhangi bir festival gösterimi ya da bir çevrimiçi gösterim. Yani olduğunda da zaten sosyal medya hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Dileyen arkadaşlara da sürekli paylaşım yapıyoruz. Yani o konuda belgeseli saklamıyoruz aslında. Yani sürekli gösterimin gerçekleşmesini istiyoruz. Çünkü hafıza işlevi gördüğünün farkındayız. O yüzden durumu. Peki. Bir de bir soru geldi şimdi. Onu sorayım ben. Daha sonra sorarım kendi soruma. Belgeseli çekerken belediye veya başka bir devlet kurumu sizinle iletişime geçti mi? Diye bir soru geldi. Yok, İyi anlamda, kötü anlamda, her türlü kötü anlamda gibi sanki olur daha çok ama. İletişime geçmediler. Böyle süreçlerde biraz daha şey oluyor. Yani biz belgeselciyiz tabii ama belediye mahalleliyle bile doğrudan temas kurmuyor aslında. Yani oradaki plana dair ayrıntılı bilgileri de paylaşmıyor. Aynen. Biz mail atmıştık. Hani oradaki duruma vakıf olmak için geri dönüş yapmadılar. Dönüş yapmayacaklarını bilerek mail attık. Dönüş yapmamışlardı, öyle. Anladım. Bir de şöyle bir soru iletildi. Bir saniye onu da okuyayım size.
mahallenin sorunlarını belgesel mahallenin sorunlarını belgeselle gösterilmesine rağmen ilgisiz olan bir topluluk var. Yönetmenler bu durumu nasıl görüyor? Bu durumla ilgili bir yorumunuz var mı? Hala ilgisiz olan bir topluluk var aslında bu tip sorunlar yaşanıyor olmasına ve bunun artık biraz çeşitli mecralarda duyuruluyor olmasına rağmen. Bununla ilgili hem bazen evet yani o bölgede yaşayan insanların da tam olarak öngöremediği bir durum olabiliyor aslında. Zaten bununla hiç temas etmeyen yerler de var sonuçta İstanbul gibi büyük kentlerde. Biraz bu ilgisizlikle ilgili bir yorumunuz olacak mı? Orada şöyle bir şey var. Hı hı. Aslında İstanbul'un birçok yerinde kentsel dönüşüm gündemi oluyor. Yani kentsel dönüşüm ama ranta hı hı. dayalı bir dönüşüm. Evet. Yani sadece işte Filistin ve Şahintepe'de değil işte Fikirtepe'de, Ayazağa'da, yani İstanbul Sulukule'de vesaire. Yani birçok yerde hatta hala devam eden gündemler var. Hı hı. Bu noktada şey ilgisizliği şuradan değerlendirebiliriz. Deneyimi paylaşmama. Yani orada yaşanan hı. deneyimin aynı zamanda işte orada o sorunu yaşayan farklı bir mahalleyle buluşturamamak. Oradaki süreci oraya aktaramamak olabilir. Orada tabii daha çok şey işin içine giriyor. Tamam belgeseller hafıza işlevi hı-hı. görüyor ve Filistin Mahallesi aynı zamanda işte bugün Şahintepe'de gösterildiğinde oradaki insanlar için anlamı olabilecek bir şey. Her ne kadar işte şey mahallede işte Şahintepe Mahallesi'nde biraz geneli hatta tapularına sahip fakat Filistin Mahallesi'ne çok benzeyen bir bölge daha var örneğin. İşte oradan da şey kanal geçecek deyip yarın öbür gün oradan yoldu buradan da kanal geçecek deyip oradan da insanları çıkaracaklar vesaire. Yani o deneyimi ortaklaştırma, ortak hafıza yaratabilmekle ilgili bir durum. Aynı zamanda da tabii ki burada şey meselesi var, örgütlülük meselesi var. Hem yerelde örgütlenmeler önemli bu açıdan hem de bu deneyimleri daha genel anlamda işte diğer yerlerle paylaşmaya vesile olacak demokratik kitle örgütlerinin çalışmalarına ihtiyaç var. Bence bunu böyle tanımlayabiliriz. Evet, bir de kentsel dönüşümü de tek tipte yürütmedikleri için İstanbul'da bile bir kentte bile tek bütün her yerde tek bir şekilde yürümüyor. O yüzden de ortak bir tek bir duruş, ortak bir siyaset belirlemek de biraz bu sebeple de zor olabiliyor bence. Bir soru daha geldi. Ben onunla birlikte şu an hani mahalledeki son durumla ilgili bir bilginiz var mı? Süreç ne durumda? Onu sorayım. Bir de şöyle bir soru geldi. Belgeseldeki hak aslında benzer bir konu. Belgeseldeki hak mağdurları şu an ne yapıyor? Hala iletişim halinde misiniz diye Fırat Basunlu'dan. Biraz da bundan bahsedebilirsiniz belki. Yanıtlamak ister misin? Ben bunu yanıtlayayım. Sen yol çalışmasını yanıt. Tamam. Yol çalışması o belgeselin paylaşılmasından 5-6 ay sonra işte kaba hali tamamlanmıştı. Yani işte o evler yıkıldı ve oradan işte şey böyle iş araçlarının girip düzlediği bir alan açıldı. Hatta bahçelerden ağaçlar kopartıldı vesaire. Bayağı genişletilen bir alan oluştu fakat devamı getirilmedi. Hatta o yol çalışma hala orada iş araçları varken mahallenin sağ ve sol tarafından insanların evinden çıkması istendi. Oralardan da bağlantı yolu yapacağız dendi. Ama o yollar da tabii ki olmadı çünkü insanlar çıkmadı evinden ve yapmak istedikleri yolu da yapmadılar. Yani şu anda orada bir yol yok. Yani o 5 kişinin evleri yıkıldı. 5 ailenin evi yıkıldı. Son durumda böyle. Yani yol çalışması devam etmiyor ve yol tamamlanmadı. Enkazı çevirip bıraktılar gibi bir şeydi olmuş. Aynen bir yanda. Ben de soruya cevap vereyim o zaman. Hı hı. Aslında belgeselde de bir karakterimiz dile getirmişti. Yani 30 bin TL'yle gidebileceğimiz bir yer yok. Biz evet. Yine yani böyle mahallelerde yaşayabiliriz gibi bir söylemi vardı. Gerçekten oradaki karakterlerin büyük bir bölümü mahallede yaşamaya devam ediyor. Çadırda yaşamaya başlayan o İhsan Dede hakkında sorular alıyoruz genelde çevremizden falan. İhsan Dede yaklaşık 1,5 yıldır o çadırda yaşamaya devam ediyor.
Özgür'ün dediği gibi mesela yol çalışması birden Ekim ayında kışa hazırlık yaparken bir yol çıkartıyorlar ve oradan insanları yerinden ediyorlar. Fakat yol da yok yani ortada ve dede çadırda yaşıyor falan. Fatma şeyi vurgulamıştı, ben tahminen okulu bırakacağım, çalışacağım evet. gibi söylemler vardı. Doğru oldu, 2 hafta sonrasında okuldan ayrılmıştı. Şu an tam olarak devam ediyor mu ondan emin değilim ama biz o süreçte takip ettiğimizde Fatma ile konuşuyorduk. Annesiyle de konuşuyorduk. Taşınmadılar çünkü. Yani mahallede kalmaya devam ettiler. Bir üst sokağa taşındılar yani. Filistin'de Filistin'den başka gidecek yerleri yok yani. Öyle bir durum içerisindelerdi. Çünkü yani ekonomik kazançlarını sağlayacakları iş koşulları orada. Dostları, akrabaları orada. Onları yani kimliklerini oluşturan her şey orada. Oradan ayrılmak o kadar kolay olmuyor o insanlar için. Diğer karakterler de işte Yunus abi olsun, onlar da mahallede yaşamaya devam ettiler. Öyle bir süreçti. Evet, doğru. Bir de genel bir soru geldi Fesih Mutlu'dan. Bu ve diğer belgesel çekimleri sonrası olumlu veya olumsuz geri dönüşler oldu mu? Biraz yanıtlamıştınız zaten bu soruyu ama belki derli toplu bir cevap daha vermek isterseniz diye sormak istedim. Ben yanıtlamıştım, sen yanıtlamıştın. Ya belgeseli oluştururken genel olarak oradaki insanların fikirleri üzerine temellendirdiğimiz için yani oradaki mücadeleyi besleyecek şekilde söz söyleyecek noktada böyle oluşturduğumuz için oradaki insanlardan gelen tepkiler genelde olumlu oluyor. Yani hemen hemen hepsi olumlu oldu, hatta belki biçimsel özelliklerine dair eleştiri, olumsuz yönde eleştiriler olabiliyor yapıcı tarzda ama genel olarak şey gelen tepkilerin birçoğu olumlu ve şey oradaki mücadeleye destek sunmayı amaçladığımız için de yani şey olumlu yaklaşımlar var genel olarak. Evet, doğru. Bir de bir soru daha var. Belki hani bunu da size iletmiş olayım ben. Aslında bunun da cevabını bence verdiniz ama bu projelerin devamında Haşim Uçar sormuş. Bu projelerin devamında dolaylı olarak desteğiniz devam edecek mi? Diyor. Sanırım bu Filistin mahallesinden bahsederek. Tamamdır abla. Şimdi belgeselde ya benim belgesel Filistin mahallesini ben özel buluyorum yaşadığım deneyim için. Çünkü orada birçok şey öğrendim. Oradaki konuşan her karakter bana bir şeyler öğretti süreç boyunca da. Uğur abi şeyden bahsediyor, işte hafızanın işlevinden bahsediyor. Ayazma'yı örnek gösteriyor. 2009'daki yakınları örnek gösteriyor. Artık eskisi gibi dozerle girmiyorlar işte, diyor. Girmediklerini evet. söylüyor. Bizim de buna karşı yeni bir metot geliştirmemiz gerektiğinden bahsediyor. Ben gerçekten o süreçten çıktıktan sonra belgesele dair düşüncelerimi Filistin'in çok değiştirdiğini fark ettim. Sürece etki etmesi, evet sürece etki etmesi lazım. Aynı şekilde hafıza işlevi görmeli. Bu benzer sorunları yaşayan birçok bölgeye, benzer sorunları yaşayan birçok topluluğa şeyi olması lazım, desteği olması lazım. Hı hı. Çünkü mesela bunun aynısını Afrika'daki, Güney Afrika'daki mahallelerde de görüyoruz. Brezilya'nın yoksul mahallelerinde de benzer sürgün politikalarını görüyoruz. Bu nedenle biz aslında yaptığımız çalışmalarla sadece kendi ülkemiz, kendi coğrafyamızdaki insanları değil, genel dünyadaki sorunları yaşayan insanlara da ses olmak istiyoruz. Öyle bir şey söyleyebilirim yani. Dolaylı desteği az önce açıkladığım gibi ne kadar daha genele yayılabiliyor. Burası şey de olsa çok önemli görmüyorum. Yani neden şöyle bir açıklama yapayım. Mesela Şahintepe'de şu an Poskoparan'ın bahsi daha çok geçiyor. Geçen yıl Poskoparan'da yıkım gündemi varken evet. bizim mahallemizde herhangi bir sorun yoktu. Poskoparan'ı belki bir haberden habere takip ediyorlardı insanlar. Ama şu an mesela güncel yaşanan bir sorunu, diğer mahallelerde yaşanan sorunla kendilerini daha çok özdeşleştirebiliyorlar. Oradaki soruna daha yakından bakabiliyorlar. İşte Filistin de diğer mahallelerin böyle ilgisini çekiyor. Şahintepe'de benzer bir şekilde gelecekte diğer mahallelere ya da diğer dayanışmanın etkisi yönünden ben böyle bir açıklama yaptım. Böyle bir destek.
Tabii deneyim aktarımı olmuş oluyor tabii, tabii. Bir de. Evet. Doğru. Yine belgesel için hep teşekkür edilmiş. Harika belgesel, elinize sağlık. Böyle güzel, böyle haberleri bizlere taşıdığınız için teşekkür ederiz gibi yorumlar olmuş. Onları da iletmiş olayım. Ben izninizle söyleşiyi yavaştan bitireceğim. Son sözlerinizi alayım isterseniz. Yayın gitti. Yayın gitmedi. Yayın gitmedi geldi. Yok. Aha, evet evet. Bağlantıda bir sorun oldu galiba. Ya ben gerçekten filmi izleyip bu güzel yorumları yapan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Hep diyorum yani süreç boyunca arkadaşlarımdan çok destek aldım, destek gördüm. O nedenle onların hepsi, her birine özel olarak teşekkür ediyorum. Ben de İşçi Filmleri Festivali'nde filmin gösterilmesinden mutluluk duyuyorum. Çünkü İşçi Filmleri Festivali bizim için özel yeri olan bir festival. Hem filmleri yarıştırmaması açısından hem de daha önceki yıllarda işte halkın katılımına daha fazla olanak sunması açısından. Örneğin işte şu an işte pandeminin ardından online gösterimler gelişti vesaire. Ama öncesinde mesela işte festivalleri daha İstanbul'un merkezinde, merkezinin dışında kalan yerlere taşıması açısından, oradaki insanlarla buluşturması açısından, işte sinemayı biraz daha işte geniş bir çevreye yayması açısından önemli ve değerli buluyordum. O açıdan bu festivalde gösterilmesi mutluluk verdi. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz tekrar filmleri bizimle paylaştığınız için, böyle filmler ürettiğiniz için, bir de tabii konuk olduğunuz için. Bu arada tekrar ben hani bilgisini vermiş olayım. 6 Mayıs gününde Toz Koparan Bizimdir belgeselinin gösterimi olacak. Yine Özgür Cihan Uçar ve Yasin Serindere'nin filmi. İzlemek isteyenler için bilgi vermiş olayım. Saat yani biraz bir 5-10 dakika oldu ama Hatıran Acısı filminin de gösterimi başladı. Yine çevrimiçi gösterimi. Devam etmek isteyenler için iyi seyirler dileyerek bitirebiliriz söyleşiyi. Çok teşekkür ederiz tekrar. İyi akşamlar, iyi seyirler herkese. Yayında mıyız?